Günaydın, mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Sağlıklı Yaşam'a hoş geldiniz. Bakalım bugün Sağlıklı Yaşam'da hangi konuyu işleyeceğiz? Kısırlık problemi yaşayanlar ekran başına. Sağlıklı Yaşam'da bugün kısırlık ve tüp bebek tedavisine değiniyoruz. Tüp bebek tedavisi kimlere uygulanır? Tanı ve tedavi yöntemleri neler? Merak ettiğiniz tüm bu soruların yanıtı ve daha fazlası için kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, yardımcı doçent doktor Tonguç Gündüz stüdyo konuğumuz. Sevgili Cem TV izleyicileri, bugün Sağlıklı Yaşam'da tüp bebek konusunu konuşacağız. Evet, stüdyolarımızda kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, yardımcı doçent doktor Tonguç Gündüz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Efendim. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, bizlerdeyiz. Evet, tüp bebek konusunu işleyeceğiz. Tabii. Hocam, üremeye yardımcı tedavi yöntemleri nedir? Bununla başlayalım isterseniz. Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri genellikle bir sene boyunca kendi ilişkileriyle çocuğu sahibi olamayan hastalara uygulanan çeşitli basamaklardan oluşan tedavi yöntemleridir. Bu tedavi yöntemleri en basit yumurta takibinden başlayıp daha sonrasında gerek haplarla gerek iğnelerle yumurta geliştirmeye dayanan ve sonrasında tekrardan ilişki önerilen tedavilerle basamak olarak başlar. Yine gebelik elde edilemezse bu yöntemlerle bir üst basamak olan aşılamaya geçilebilir. Tedavi yöntemlerinden en son basamakta tüp bebek olarak adlandırdığımız yöntemdir. Tabii kendi içinde bunlar gebelik elde etme oranları belirli olanlarda giderek artmaktadır. Genellikle yardımcı üreme tedavileri dediğimizde bu tedavilerden bahsetmiş oluyoruz. Peki tüp bebek tedavi yöntemiyle nasıl çocuk sahibi olabiliriz? Tüp bebek tedavi yöntemiyle aslında amaç bütün o gelişen normal adet döngüsünü taklit etmektir. Bütün yaptığımız tedavilerdeki gibi. Ama tabii burada tüp bebekte şöyle bir şey var. Yumurtaları dış ortama aldığımız için laboratuvara birden fazla en azından 3 ila 5 arasında minimum yumurta keseceği geliştirerek onları dışarıya almak tarzında bir tedavi yöntemidir. Tabii yumurtalar dışarı alındığında gerek mikro enjeksiyon olsun gerekse klasik tüp bebek dediğimiz yöntemle döllenerek 3 ila 5 gün arasında yumurtalar rahmin içine bırakılır. Buradaki en büyük avantajı bütün o içeride gelişen doğal süreçlerin laboratuvar ortamında gerçekleştirilmesi ve görerek gerçekleştirilmesidir. Sonuç itibariyle de koyulan embriyo tabii ki %100 tutunmaz ama tutunması ile ilgili büyük aşamalar kaydederek embriyo rahmin içine bırakmış olunur. Gebelikte eğer tutacaksa zaten tutunaraktan devam eder. Genelde böyledir. Peki tüp bebek tedavi yöntemine başlamadan önce elbette birçok tetkik yapıyorsunuz. Evet. Hangi testler uygulanıyor? Tüp bebekten önce genellikle rutin testler şöyle. Hastanın hormon durumuna mutlaka bakıyoruz, çeşitli hormonlarına. Çeşitli kan tahlilleri var. İşte basit kan sayımından tutun kan grubuna, çeşitli tedavi esnasında bizi etkileyecek mikroplara kadar bakıyoruz. Bunlar hepatit mikropları, HIV, hepatit C, hepatit B tarzı mikroplar. Bunlar standart olarak zaten tedavilerden önce bakılıyor. Ama tabii tedavilerde bazen hastaya gerekli başka tetkikler de olabiliyor. Tüp bebeğin girerken veya bizim tedavilerin herhangi birine girerken hastaların detaylı incelenmesi lazım mutlaka. O yüzden bu hastalara hastanın kendisine hangi tetkik gerekliyse bu rutin tetkikler haricinde mutlaka onları da uyguluyoruz zaten. Bunlar arasında rutin ultrason haricinde bazen 4 boyutlu ultrasonla rahim ve yumurta ve yumurta kanallarının değerlendirilmesi söz konusu olabiliyor. Onun haricinde ilaçlı rahim filmi bazen tüp bebek hastalarına da çekmek zorunda kalabiliyoruz bu tedaviden önce. Hatta bazı laparoskopi, histereskopi dediğimiz kapalı ameliyatlar da tüp bebek yapmadan önce hastalarda bir tanı yöntemi olarak kullanıma girebiliyor bu hasta grubunda. Genelde bunlar yapılıyor. Peki her kısırlıkta tüp bebek tedavisi uygulanır mı? Her kısırlıkta yani çok ekstrem durumlar haricinde uygulanabilir. Sadece uygulanamayacağı belli durumlar vardır. Bunlardan bir tanesi anne adayının rahmi yoksa tabii ki ne yazık ki uygulanamaz. Ama son dönemde rahim nakliyle ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hatta dünyada ikincisi ülkemizde yapıldı. Antalya'da yapıldı üniversitemiz, Akdeniz Üniversitesi'nde. İskandinav ülkelerinde bununla ilgili çok çalışmalar var. Bu belki ileriki zamanlarda bu engeli aşmış olacağız. Daha ama sonuçlar tam olarak belli değil. Onun haricinde mutlaka yumurta ve sperm olması gerekiyor. Erkek tarafından da mutlaka yani gamet dediğimiz üreme hücreleri çıkan her hastadan ve gebeliği taşıyacak rahmi olan her hastaya tüp bebek tedavisi tabii ki uygulanabilir. Peki yaş sınırı var mı? Özellikle kadınların ileriki yaşlarda olmasının eksiği bir yönü olabilir mi hocam?
yaş bağımsız en büyük faktör gebelik şansı ve tüp bebek başarısını belirlemede. O yüzden yaş ilerledikçe ne yazık ki tüp bebek başarısı düşmekte. Bir sınır olarak koymak istersek, pratikte, kendi pratiğimde de kullandım, 45 yaşın üzerine çok tedaviye almayı planlamayız. Evet. Çünkü 45 yaşın üzerindeki hastalarda kendinden gebelik olma olasılığı tüp bebekle neredeyse aynıdır. Şimdi hatta kendinden gebe eğer kalacaksa kendinden gebe kalma şansı daha yüksektir. Şöyle söyleyeyim, 40-43 yaş arasında en iyi koşullarda %20-25'tir tüp bebekle gebelik olasılığı. 43-45 yaş arasında bu %5-10'lara, hatta %1'lere kadar 45 ve üzerinde düşebilir. O yüzden 45 yaşın üzerinde pek uygulamayız. Ama yaş çok önemli. Özellikle 40 yaşın altında şans çok daha yüksek, öyle söyleyebiliriz. Yüzde oranı verebilir misiniz? Yüzde oranı verebiliriz. Şöyle söyleyeyim. Yani 30 yaş altında yaklaşık iyi ellerde, iyi embriyo transferle %60'ları, iyi laboratuvarda %60'ları bulabilir, %63'leri. Gebelik oranı tabii. Eve bebek götürme değil. O evet. Kavramlar da farklı. 30-35 yaş arası bu %50'lere, 35-40 yaş arası %40-50 arasına düşer. Daha sonra ama o %40-50'ler 40 yaştan sonra 43'e kadar keskin bir şekilde neredeyse yarı yarıya düşmüş oluyor. Ne kadar sürüyor hocam tüp bebek tedavisi? Tüp bebek tedavileri genellikle protokole göre değişir. Protokollerden genellikle şu anda da kısa protokol kullanıyoruz. Çok yaygın olarak kullandığımız protokoldür. Genelde tüp bebek dahil bizim tedaviler, yardımcı üreme teknikleri diye bahsettiğimiz tedaviler adetin 2 veya 3. günü hastanın değerlendirilmesiyle başlar. Bu adetin 2. 3. günü değerlendirmeden sonra tedaviye alınan hastalarda işte öncelikle ilaç tedavisi dönemi, ilaç tedavisinden sonra çatlatıcı ve yumurtaların toplanması dönemi gelir. Daha sonrasında döllenme ve embriyoların durumuna göre de transfer işlemidir. En başından transfer işlemine kadar geçen bu süreç yaklaşık hastanın da durumuna göre 15 ila 22 gün arasında bir süreçtir. Ama hasta her gün mü gitmelidir bu tedavilerde, bu süreç boyunca? Her gün tabii merkeze gitmesi gerekmiyor. Hastanın durumuna göre belli aralıklarla, bazen 2-3 günde bir, bazen günlük hastayı tedavide çağırabiliyoruz. Ama genelde süreç böyledir. Evet sevgili Cem TV izleyicileri, tüp bebek konusunu konuşuyoruz. Canlı yayındayız, programımıza katılabilirsiniz. Değerli hocamıza sormak istediğiniz soruları yöneltebilirsiniz. Nasıl programımıza katılıyorsunuz? Ekranların altında da görüldüğü gibi 0212 625 58 33 numaralı telefonlardan bizleri arayabilirsiniz. Tekrar ediyorum efendim telefonları, 0212 625 58 33 numaralı telefonlardan canlı yayınımıza katılabilirsiniz. Hocam tüp bebek tedavisinde yumurta nasıl toplanıyor? Yumurtalar şöyle, o baştaki tedavi sürecinde ilaç gelişimi, ilaçla yumurta gelişimi, daha doğrusu yumurta keseciği gelişimi, yanlış kullanıyoruz aslında. Verdiğimiz ilaçlarla yumurtalık içindeki yumurtaların bulunduğu kesecikleri büyütürüz genellikle. O kesecikler belli boyuta ulaştıktan sonra, genellikle 17-18 milim civarına ulaştıktan sonra çatlatıcı dediğimiz, halk arasında çatlatıcı diye kullanılan ilaçlar yapılır. Tabii bu çatlayıp yumurtaların dökülmesini istemiyoruz tabii ki. Bu aynı zamanda hem çatlama hem de yumurtanın olgunlaşma sürecini başlatan bir iğnedir. Ve bu iğneyi yaptıktan 35-36 saat sonrasında hastaları bir miktar uyutarak, sedasyon dediğimiz, tam genel anestezi olmuyor ama hasta ağrı acı hissetmiyor. Genellikle de kullanırız. Lokal anesteziyle çok tercih etmiyoruz hasta konforu açısından. Hasta bir miktar uyutularak transvajinal ultrasonla, yani vajinden girilen özel bir ultrason probuyla ve ona bağlı bir aletin içinden de yaklaşık 20-22 santim uzunluğunda bir iğneyle ultrasonda görerek o kesecikler boşaltılır. Yumurta toplama işlemi böyle yapılıyor. Süre olarak yaklaşık 15-20 dakika arasında sürebilir. Bu tamamen hastanın yumurta geliştirme durumuna göre farklılık gösterebilir. Bazen 5 dakikada da bitebilir çok az yumurtası varsa. Bazen 20-25 dakikaya kadar uzadığı olabiliyor yumurta toplama işleminin. Evet. Ama genellikle yumurta toplama işlemini kabahatlerle böyle anlatabiliriz. Kişiye özel tüp bebek tedavi uygulaması da var sanırım. Evet, kişiye özel, çok iyi bir konuya değindiniz gerçekten. Tedavinin bireyselleştirilmesi diye bir kavram var. Evet. Sonuçta diğer hastalıklarda da olduğu gibi herkese aynı ilacı veya aynı şekilde aynı gün tedaviyi vermiyoruz. Sonuçta insan bir makine değil haliyle. Hani yağını suyunu koyalım, kontağı çevirelim, gitsin tarzında bir şey değil. O yüzden herkesin ihtiyacına göre tedaviyi bireyselleştirmek adında çeşitli yöntemler kullanıyoruz. Bunlar nedir? Hastanın yaşı, hastanın kilosu, hastanın hormon durumu, hastanın yumurtalık rezervi, birçok faktör bu
konunun içine giriyor. Bunlara istinaden hastalara ilaç dozu ve protokol belirliyoruz. Hastalığın tüp bebeğe gelme sebebi nedir? İnfertilite yani kısırlık sebebi nedir? Ona uygun protokol seçimi yapıyoruz. Ve böylelikle uygun protokol seçimi, uygun ilaç dozuyla tedaviyi başladığımızda sonuçta bu protokol o hastanın kendine özel olmuş oluyor. Yani standart kitabi olarak çok şey yazar aslında bizim kitaplarda. Aslında olması gereken de bu değil mi hocam? Tabii ki. Çünkü tüp bebekle ilgili baktığınız zaman başarısızlıklar karşılaşılabiliyor. Ne yazık ki, evet. İnsanlar tabii özellikle tabii evlat isteği olunca çok farklı tabii bir ki. Şey. Bir kere deniyorlar, iki kere deniyorlar. Hepsinde olumsuz tepki, olumsuzlukla karşılaşınca tabii ki bir hüsranlık, psikolojik bir çöküntüye evet. rastlıyorlar. Ama ben sizi internetten araştırdım. Hastalarınız sizden çok memnun. O yüzden de özellikle sağ olun. Kırmadınız programımıza geldiniz. Öncelikle bundan dolayı teşekkür ediyorum. Evet, kişiye özel tüp bebek tedavisi aslında en uygun olanı herhalde evet. bu olması gerekiyor. Evet, standart bir şablonu kullanmaktansa hastanın neye ihtiyacı varsa ona uygun tedaviyi vermek zaten esas amacımız olmalı. Yoksa evet. biraz önce de söylediğim gibi kitaplarımızda standart olarak belli şeyler yazar zaten. Bir sürü protokol vardır ama kitap değil sonuçta insan, bir makine de değil. Ona istinaden mutlaka tedaviyi iyi düzenlemek gerekiyor bu hastalara. Peki tüp bebek tedavisinde yeni yaklaşımlar var mı? Bunlar nedir hocam? Bunlardan da bahsedebiliriz. Tüp bebek tedavisinde aslında hani ilk 1978'den beri yapılanla şu anda yaptığımız arasında tabii ki çok abartılı bir fark yok aslında. Yani sonuçta yine yumurta geliştiriyoruz, yumurta keseciklerini geliştiriyoruz, onları dışarı alıyoruz ve dışarıda dölleyip rahmin içine koyuyoruz. Kaba hatlarıyla bu çok değişmedi. Ama bu işlemleri yaparken kullandığımız yöntemler çok farklılık gösterdi.